Podcast dinle. Merhaba sevgili dostlarım. Özlem Recep YouTube kanalıma hoş geldiniz. Astroloğunuz size bugün Merkür retrosuyla alakalı bilmediklerinizi burçlara özel olarak anlatıyor olacak. Evet, bir Merkür retrosu daha geldi çattı. Neler yaşanacak anlatacağım ama öncelikle tabii ki biliyorsunuz artık yani genel anlamda da dikkat etmemiz gereken konular bulunuyor. Biliyorsunuz ki burç yorumları genel hitap ettiği için aslında özel anlamda da yine fark etmemiz gereken konular var. Bunlardan en basiti aslında her zaman bildiğiniz bir konu. İmza atacağınız yeni işlere başlamamanız gerekiyor Merkür Retrosu'nda. Verilen sözler çöp. Bilgisayar ve veriler yedeklenmesi gerekiyor. Bilgisayarınızda, telefonunuzda, cep telefonunuzu yedeklemeniz gereken dönemlerden geçiyorsunuz. Peki neler yapılabilir, ne yapabiliriz? Altyapı çalışmaları yapabiliriz. İnce ince düşünüp minik minik işleyebiliriz. Başak Burcu'nun böyle ayrıntılı ve tümü gören yapısını işlerimizden kalan eksikleri gidermek için kullanabiliriz. 17 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Merkür Retrosu, Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Aldığı sabit yıldızlarla birlikte baktığımız zaman doğal felaketlerin çokça olacağı bir dönemin içerisinden geçtiğimizi gösteriyor. Depremlerin, sellerin ve yangınların tetikleneceği bir 17 Eylül'e kadar olan döngü aslında bizlerle birlikte olacak. O yüzden inşallah hani bu tür şeyler olmasın ama eğer ki bu tür şeyler olursa önlemlerimizi nasıl alabiliriz? Bunları aslında düşünmek gereken önemli bir zamandan geçiyoruz. Çünkü gerçekten yangınların, sellerin, işte deprem niteliğinde olacak olan konuların ve depremlerin de tetiklendiği bir hat üzerindeyiz. Psikolojik anlamda da depresyon, panik atak ve ruhsal bunalımlara açık olunan bir döngüden geçildiğini gösteriyor. Özellikle bu dönemin içerisinde alkol ve bağımlılık yapan maddelere karşı biraz daha dikkatli ve temkinli olunması lazım. Alkol ve bağımlılıkları olan kişilere de biraz daha hassasiyetle yaklaşmak gereken bir dönemin içerisinden geçiyoruz. İlaç zehirlenmeleri ve gereksiz yere kullanılan antidepresanlara karşı yönelimler de başlayabilir. Bu konularla alakalı yine dikkatli olmamız gereken, çevremizi kontrol altına almamız gereken önemli bir dönem. Bu dönem hamile kadınların ve yeni doğanların sağlığına ekstra önem vermeleri gereken bir süreç. Eğer hamile bir yakınınız varsa onunla şefkatle ilgilenmeniz gereken özel bir dönemden geçtiğinin altını çizelim. Değişik türden böcekler çıkabilir bu sürecin içerisinde Merkür Retrosu Başak Burcu'nda gerilerken. Değişik türden böcekler, çekirgeler ve kemirgenlerin de arttığını fark edebilirsiniz. İlişkiler açısından ise kirli ve tuhaf türden birliktelikler yaşanabilir gibi görünüyor. Para piyasaları açısından ise paranıza biraz daha sahip çıkmanız gereken günlerden geçerken banka ve faiz yapılandırmalarıyla alakalı da haberler gündeminizde olabilir. Bağırsak, kalın bağırsak, pankreas ve şeker hastalıklarına karşı dikkatli olunması gereken zamanlardan geçiliyor efendim. Peki burçları neler bekliyor? Yükselen burcunuzu özel olarak dinlemenizi istiyorum. Çünkü hazırladığım aslında anlatacağım burçlar yükselen burcunuzu biraz daha kapsıyor. Ondan sonra doğum tarihinizdeki burcunuz ve ay burcunuza göre de böyle üçlü bir şekilde dinlemenizi ben öneriyorum size. Evet, koçlarla birlikte başlayalım. Sevgili koç burçları Merkür Retrosu döneminde çalışma arkadaşlarına karşı dikkatli olması gereken bir dönem. Evet, Koç burcu, çalışma arkadaşlarına karşı dikkatli olman gereken bir dönemden geçiyorsun. İş hayatın açısından sen ya da eşinin uzun seyahat döngüleri içerisinde yolculukları konu olabilir. Sağlığınla alakalı da önlem alman gereken önemli bir dönemden geçtiğin aslında altı çiziliyor. Bu dönem içerisinde özellikle yani kalın bağırsak, işte pankreas hastalıkları ve şeker hastalıklarına koçlar biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sizin sağlık evinizde gerileyen bir Merkür Retrosu bulunuyor. Merkür Retrosu döneminde aynı zamanda sizin sağlık eviniz aynı zamanda evcil hayvanlarınızı temsil ettiği için evcil hayvanlarınızın da sağlığına biraz daha dikkat etmeniz gereken günlerden geçeceksiniz. Ve evcil hayvanlarınızın yaralanmalarına karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani evden kaçar, yaralanır ya da işte sokakta gezdiriyorsunuzdur. Başka köpekler saldırır falan. Buna karşı biraz daha dikkatli olunması lazım. Evcil hayvanlarınızı gözetmeniz gereken bir dönemden geçeceksiniz. Arkadaşlarınızın da geçireceği ameliyat ya da sağlık sıkıntıları bulunuyorsa onları ihmal etmemeniz gereken, temas halinde olmanız gereken bir dönemden geçeceksiniz.
Bu dönem içerisinde giyim tarzınızla alakalı eski model kıyafetleri tercih etmek belki ruhunuza iyi gelebilirmiş gibi görüyorum. Yeni alışverişlere çıkmanızı da çok önermiyorum. Yanınızda çalıştırdığınız kişiler bulunuyorsa bazı anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Sözleşmeler bitebilir, yollarınız ayrılabilir. Birbirinizi yanlış anladığınız için bir anda yollarınız ayrılırken kendinizi bulabilir misiniz gibi görünüyor. Merkür retrosu döneminde diyete başlanmaz ama şimdi eğer ki böyle birkaç kilo hani böyle 3-4 kilo fazlalığınız varsa 17 Eylül tarihine kadar beslenme stilinizi değiştirebilir, diyet yapabilirsiniz bence. Ama böyle büyük kilolar için Merkür retrosunu başlatmam eğer ki danışanım bana soruyorsa. Yükselen koç burçları eğer ki böyle 3-5 kilo fazlanız varsa 17 Eylül'e kadar kendinize biraz çekidüzen vermeniz için fırsatlarınız bulunacak. O yüzden onu değerlendirmek önemli olabilir. 17 Eylül tarihine kadar beslenme ve diyet programınızı yapıp vücudunuzu yormadan diyet ve detoks yapabilirsiniz. Bu dönem egzersiz yaparken gereğinden fazla hareketler de vücudunuzu yorabilir. Hafif tempolu yogalar, işte efendime söyleyeyim pratesler ruhunuza iyi gelebilir gibi görüyorum. Peki ya boğaları neler bekler? Sevgili Boğa burcu, bu dönem kalple alakalı olan problemler gündeminde olacak. Sadece senin değil ama yani işte eğer ki teyzen, halan, amcan, dayın hayattaysa benzer akrabaların da bu rahatsızlıkları geçirebilecek nitelikte bazı hikayelerle karşılaşabilirsin. Akrabaların vefatından gelebilecek olan bazı gelir kapıları da gündeminde olabilir sevgili Boğa. Gelelim özel hayatına. Aşk hayatında özellikle geçmişte kalmış bir kişinin tekrar kapıyı böyle tıklatma, çalma ihtimali bulunuyor. Yeni tanıştığın biri varsa ve önemli bir görüşme yaşanacaksa belki de hemen adını koymamak önemli olabilir. Hikayeniz yarım kaldıysa elbette ki şans verilebilir ancak böyle biraz daha dikkat etmek, biraz daha tanımak, işte retro bitimi bu aslında biraz daha akla, mantığa hitap ederek kararlar verip görüşmek önemli olabilir. Özel hayata dair yaşanacak olan pek çok konu bu dönem karmik olacak çünkü. Yani karmik derken geçmiş hayatlara inananlar bulunuyorsa ki ben karma astroloğum. Geçmiş yaşantılarla alakalı konuları inceliyoruz. Geçmiş yaşantılardan gelen kişiler karşınıza çıkabileceği gibi aynı zamanda yani zamanında birinin canını çok yakmışsınızdır. Hani bu dönem sizin canınız hani yanabilir. Bazı döngülerin içerisinden geçebilirsiniz. Bu dönem hayatın içinde ne kadar risk aldığınız da çok önemli. Hayatınız için gereksiz insanlar ve olaylar adına hatta geçmiş aşklar adına risk almamak da çok önemli. Çocuklarınızla aranızda da iletişim bulunuyorsa eğer ki bu iletişimde gerginlikler bulunuyorsa bu dönem biraz daha size ihtiyaçları olduğunu farkına varmalısın sevgili Boğa. Borsa ve spekülasyonlardan kumarda da dikkatli yani kumar gibi benzer böyle kötü alışkanlıklar bulunuyorsa ya da borsada ya da spekülatif alanlarda paranı değerlendiriyorsan buralarda biraz daha risksiz ilerlemek oldukça önemli olabilir. İkizler Burcu ise sevgili İkizler Burcu bu dönem kendini aşkta epeyce kırgın hissedecek. İşte aslına bakarsanız bırakın yani gerçekleri görmek ve kabule geçmek de güzel bir şey. Daha sonradan başınıza gelebilecek olan konularda belki de önlem almak için fırsatınız olacaktır. Yani bunun ille böyle aşkta çok üzülüyorum, işte kendi kabuğuma çekiliyorum, bana bunlar neden yapıldı falan moduna girmemek önemli. Kendi kabuğunuza çekilin. Belki de işte iş hayatında, günlük koşturmacada, evde dinlendiğiniz süreç içerisinde biraz ruhla temas etmek, ruhunla temas etmek, işte biraz böyle yoga, pilates, meditasyon yapmak, o içsel anlamda gerçek özünle temas etmek belki daha iyi olabilir İkizler Burcu. Kendine ne kadar değerli olduğunu hatırlatacak hediyeler almalısın bence bu dönemin içerisinde. Biraz daha böyle aklını dağıtacak nitelikte, hani tek başına değil ama aklını dağıtacak nitelikte pek çok kişiyi belki eski dostlarından evine davet edip belki hani rahatlayabilirsin. Bu dönem ailesi önünden bazı kişilerin kayıp haberleri de gündeminde olabilir. Sağlık problemleri de gündemde olabilir. Aileden bazı kişilerin sağlık problemleriyle koştururken, onları da üzülürken kendini bulabilirsin. Ailenden en çok annen hayattaysa annen, değilse eğer ki aileden sana en çok yakın olan kişiler çok ihtiyaçları olduğu bir dönem geçiriyor olabilirler. Onların yanında olmak önemli olabilir. Temas etmek önemli olabilir. Onları görmezden gelme ve onlarla temas et. Bu dönem karmadan
aileden gelen kişilerle karşılaşma ihtimali bulunuyor. Yani soyundan gelen insanlar, geçmiş yaşantılarda soyunda işte annen, baban, kardeşin, çok yakın senin soyundan gelen insanlarla karşılaşma ihtimalin bulunuyor. Ya da genetik anlamda bir bağlantı olabilecek olan insanlarla karşılaşma ihtimalin bulunuyor. Yani hani derler ya, böyle bir yerden akraba çıkarsın. Aa işte falancanın kızı mıydın sen? Aa ben onun oğluyum falan derken bir bakarsın ki uzaktan amca, dayı, işte şeysin, çocuklarısın falan. Buna benzeyen konular olabileceği gibi, hiç böyle genetik anlamda hani bağlantı yoksa bile, aslına bakarsan belki geçmiş yaşantılardan gelen anne babanla, işte ailenle karşılaşma gibi bir ihtimalin bulunabilir. Eğer ki sıkıntın varsa göğüsler, uterus, işte mide hastalıkları, kadınlarda hormonal sağlık sorunları, işte idrar yollarıyla alakalı bazı sorunlar ve kanser araştırmalarıyla alakalı. Yani eğer ki gerçekten kendini son zamanlarda çok bitkin, yılmış, gerçekten kötü hissediyorsan, kanser başlangıçlarıyla alakalı da bir taramadan geçmek önemli olabilir. Şöyle büyük bir taramadan geçmek iyi olabilirmiş gibi görüyorum ikizler için. Peki yengeçleri neler bekliyor? Sevgili yengeçler, sırların ortaya çıkıyor aslında. Biraz bu konuya dikkat etmek önemli. Dedikoducular var ve pek çok kişi aslında konuşuyor. Pek çok kişi konuşurken, olaylar gündemde olurken, pek çok konunun sana tekrardan geri dönme ihtimali bulunuyor. Bu dönem araç kullanırken ekstra dikkatli olmak önemli. Araç muayenesini yaptırman çok önemli. İşte gemi, otobüs, hava yollarıyla alakalı seyahatler gündeminde ise bavul kaybetme, rötar yapması, işte değerli eşyalarına sahip çıkman biraz önemli. Rötar yapması ya da işte bir anda uçağı kaçırma, işte bir anda otobüsü kaçırma gibi maceraların içerisinden geçebilirsin. Eskiden gittiğin yerleri tekrardan ziyaret etmek isteyebilirsin. Eskiden gittiğin küçük köyleri, kasabaları, işte küçük tatil beldelerini ziyaret etmek isteyebilirsin. Üvey kardeşlerin bulunuyorsa kayıp haberleri gündemde olabilir. Kardeş ve yakın akrabalarınla aranda çıkabilecek olan küslükler birazcık canını sıkabilir. Sağlık açısından astım hastalığı, göz kasları, parmak, el ve akciğer rahatsızlıkları biraz gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Peki ya aslanlar? Sevgili aslan burcu, maddi konularda temkinli olman gereken çok önemli bir dönemden geçiyorsun. Burada yani parayla alakalı elinde tuttun tuttun tutamadın. Zaten yani nasıl açıldığını sen bile fark edemeyeceksin. Para kazanma döngüsü içerisinde paranı riske atmaman lazım. Para kazanma konusunda da hırslı olup karşındaki kişilerle muhatap olurken arka planda bir anda iş birlikteliklerinin bitmesine sebep olabilecek olan diyalogların da içinde olma, hali hazırda akan bir paranın kesilme ihtimali bulunabilir ve nasibinden olabilirsin. Burada birazcık dikkatli olmak önemli. Çünkü iş birliktelikleri de bir anda noktalanabilir. Ve hali hazırda akan bir para da durabilir gibi görünüyor. O yüzden para kazanma konularında çok dürtüyle hareket etmeden, paranı riske etmeden ve aşırı harcama yapmadan hareket etmek çok önemli sevgili aslan. Eşin önemli bir rahatsızlık yaşıyorsa ya da işte kız arkadaşın, erkek arkadaşın sağlık sıkıntısı devam ediyor olabilir bu dönem. Eşinin sağlığını önemsemen gereken, özel bir süreçten geçtiğinin altı çiziliyor. Hayatında bildiğin bir açık düşmanın bulunuyorsa bazı yüzleşmeler ve kendini ele verecek olan bazı olaylar silsilesi içerisinden geçebilirsin. Aile büyüklerinden büyük baba ve büyük annenin sağlığı kötü durumdaysa onlarla özel ilgilenmen gereken de bir süreç seninle birlikte olabilir. Kardeşinin özel hayatında olan bazı problemler bulunuyorsa belki aşk hayatındaki karmaşıklık, belki kafasının karışık olması gibi konular aile içerisinde biraz yankılanabilir. Boyun bölgesine alabileceğin darbelere, boyun fıtığına karşı dikkatli olman gerekiyor. Merkür retrosu boyunca diyorum aslanlara. Ve başaklara geçiyorum. Sevgili Başak Burcu, dış görünüşünle alakalı saç boyası, bakım, işte her türlü işlemde marjinal bir işlem yapmak, bunlardan bence uzak durulması gereken bir dönemden geçiyor sevgili Başak Burcu. Bu dönem kazalara, yaralanmalara ve özellikle sağlık açısından baş, beyin, işte bağırsak, pankreas rahatsızlıkları çok önemli. Bunlara karşı dikkatli olman lazım. Bu Merkür Retrosu sizi çocukluğunuza götürecek sevgili Başak. Nerede büyüdüyseniz orada kendini bulacağın maceralar yaşayacaksın. Eşinin senden önceki çocukları varsa bu dönem içerisinde bazı anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Sevgili Başak Burcu,
aile soyundan, anne ve babanın soyundan olan kişilerin de hani annenin babanın soyundan, işte onların halası olur, teyzesi olur vesaire, ölüm ya da işte akabinde bir miras haberleri falan gündemine düşecekmiş gibi görünüyor ve terazilere geçiyorum. Sevgili terazi burcu, yabancı ülkede yapılabilecek olan planlar, projelerin için altyapıların oluşturduğun çok önemli bir dönemden geçiyorsun. Ancak kendi içinde biraz çalkantılı bir dönem olduğunu da söylemem gerekiyor. Şöyle ki, zihinsel anlamda bazı zorluklar, psikolojik problemler ve sıkıntılar seni yoruyor olabilir ya da yoracak olabilir. Bu dönem içsel anlamda sıkıldığın ne varsa psikolojik destek almak, meditasyon yapmak ve ruhuna iyi gelecek olan faaliyetlerin içerisinde katılmak oldukça önemliymiş gibi görünüyor. Bu dönem içsel anlamda eğer ki zorlanıyorsan alkol gibi bağımlılık yapan maddelere yönelmemen lazım. Daha da kötü olabilir çünkü alkol ve bağımlılık yapan maddelere yönelirsen eğer ki daha da kötü olan senaryoların içerisinden geçebilirsin. Merkür retrosu döneminde arkandan dönenleri fark etmen lazım. Eğer ki aldatılıyorsan, kandırılıyorsan, yalan konuşuluyorsa sana her şey ortaya çıkacak. Bu dönem içerisinde kapalı kapılar ardında olan her şey ortaya çıkıyor ve yüzleşmeler yaşayacaksın. O yüzden sinirlerine çok hakim olman gereken bir dönemden geçeceksin. Bunun haricinde kapalı alanlarda da yine dikkatli olman lazım. Taciz ve sapık ruhlu olan insanlar etrafta geziniyor olabilirler. Eğer ki işte takıntılı bir eski sevgilin varsa, takıntılı bir eski eşin varsa ya da işte hiç problemin yok ama sana birisi takıntı yaptı, seninle uğraşıyor diyelim ki, problem nitelikte olabilecek olan kişileri biliyorsan bu kişilerle alakalı adli anlamda önlem alman gereken bir dönemden geçiyorsun. Görmemezlikten gelme, bana bir şey olmaz deme, temkinli olman lazım. Bu dönem hastalıksal anlamda da alerjenler, ayak problemleri, geçmişte yaşadığın ameliyatların yenilenmesi, kanser araştırmaları gibi konularda gündemde olabilir. Sadece senin değil, çevrendeki pek çok kişinin, akrabalarının, hatta en yakınlarının yaşayabileceği bazı sağlık problemleri içerisinde bizzat onların yanında yaşayarak da bu deneyim alanlarını geçirebilir misin gibi görünüyor. Peki akrepleri neler bekliyor? Sevgili akrepler, sevgili akrep burcu, yabancılardan gelecek olan organizasyonlarla isminden bahsettirebilirsin. Özel anlamda ise arkadaş grupları arasında yolunu ayıracağın insanlar var. Bazı konularda hayal kırıklığına uğradığını hissediyorsun. İyi, hayal kırıklığına uğra. Bunları düşünsen de umutların ve dileklerini yanına alarak hareket etmen çok önemli. Belki de hak ettiğinden çok daha farklı bir hikaye oluşacak. Bu yüzden hayal kırıklığı diye nitelendirdiğin şey seni bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor olabilir. İş toplantıları, kalabalık yemekler, konserler, davetler, organizasyonlar içerisinde eski dostlarına karşılaşabilirsin. Sağlık açısından sinir hastalıkları, vücutta ritim bozan hastalıklar, tansiyon, nabız çıkması, düşmesi ara ara yaşanabilir gibi görünüyor. Peki ya yaylara geçelim. Yayları neler bekliyor? Sevgili yay burcu, Merkür retrosu döneminde başına ne gelirse gelsin bir kere kaderi olan olayları yaşıyorsun, haberin olsun. Bu dönem kabule geçmen çok önemli. Yani başına ne geliyorsa, ya hakikaten bu olayda da bir hayır vardır artık deyip ilerlemen lazım sevgili yay burcu. Başını taşlara maçlara vurma. Yani bu tamamen kadersel olan olaylar. Bazen de kadere teslim olmak da çok önemlidir. Yani karar veremezsin çünkü, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Bırak kader seni götürsün, kader seni alsın, ilerlesin. Doğru ya da yanlış yapıyorsan da kadersel sürecin içerisinde teslim olmak çok önemli bu dönem senin için. İş hayatının açısından terfi, ilerleme döngüsünde biraz yavaşlama ve yöneticilerle bazı gerginlikler, dedikodular gündemde olabilir. Yöneticin de değişebilir. Yöneticin istifa kararı da alabilir. Sakin ol. Geri dönülmeyecek olan sözler sarf etme bu dönem içerisinde. Bu dönem ne ile anıldığın çok önemli olacak. Yani geçmişten gelen bir hak edişin varsa iyi. Ama eğer ki bilinçsiz bazı konular içerisinde bulunuyorsan kötü şöhret senin sana sıkıntı yaratabilir. Aile bireylerin bu süreç içerisinde bazı rahatsızlıkları gündemde olabilir. Onlarla ilgilenmek ruhuna iyi gelebilir. Yabancı ülke ve içsel anlamda yani belki de
yurt dışında planlar, projeler yapmak istiyorsun, yabancı ülkeye yerleşmek istiyorsun, bu projelerin hız kazanabilir ve para kaynakların açılabilir. Sağlık açısından diz kapağı ve diz problemlerine dikkat etmen lazım. Peki ya Oğlak burçlarına neler bekliyor? Sevgili Oğlak burcu, haberci rüyalar alacağın bir dönemin içerisindesin. Aldığın mesajlar, tabelalar, plakalar, tişörtte gördüğün resimler, yazılar hiç de boşuna değil. Radyoda çalan şarkılar hiç de boşuna değil, haberin olsun. Merkür Retrosu döneminde uzun yolculuklar da gündeminde olacak mesajların haricinde. Uzun yolculuklar sırasında bavul kaybetme, geç kalma, rötar gibi bazı sıkıntılara karşı dikkatli olman lazım. Eşinin ailesindeki bazı kişilerle yaşayacağın problemler biraz büyüyebilir. Küslüklere dikkat etmen lazım. Yanlış anlaşılmalar fazlasıyla olabilir gündemde. Ya da içindekini bir anda kendin kusabilirsin. Sonra da neden ben bunu söyledim diyebilirsin. Polis, adliye, hukuksal konularla alakalı bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Eğer ki adli bir konunun içerisinden geçiyorsan, boşanma döngüsü içerisindeysen öteleme gibi, yani belki işte davayı bir sonraki mahkemeye ötelenmesi gibi bir dönemden geçilebilir. Bu dönem eşinin iş ortağı bulunuyorsa ona karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Eşinin iş ortağı çok da iyi planlar yapmıyor eşinle alakalı. Sağlık açısındansa kalça, karaciğer problemlerini önemsemen gereken bir dönemden geçiyorsun. Peki ya Kova burçlarını neler bekliyor Merkür Retrosu döneminde? Sevgili Kova burcu, mistik deneyimler yaşayacağın enteresan bir döngü. Bu dönem içerisinde hastalıklarını da görmezden gelmemen lazım. Hastalıkların kronikleşebilir, ameliyatsal döngülerin içerisinden geçebilirsin. Cinsel hayatınla alakalı da eşinle değişik bir döngünün içerisinden geçebilirsin. Cinsel anlamda soğukluklar yaşanabilir aranızda. Bazı problemler olduğu için ya da belki de cinsel anlamdaki bazı rahatsızlıkların alt planında bulaşıcı bazı hastalıklar olabilir. Bunlara karşı biraz önlem almak belki de gerekebilir. Birbirinize karşı eskiden çok tutkuluyken biraz mesafe girebilir aranıza. Eğer ki hamileysen kendine biraz daha fazla dikkat etmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Parasal olarak hırsızlıklara açık olduğun bir dönem. Lütfen parana puluna dikkat et. Bazı vefat haberleri, cenazelerle alakalı da durumların içerisinden geçebilirsin. Sigortadan alacağın bulunuyorsa, para bulunuyorsa eğer ki evrak eksiklerine dikkat etmen gerekiyor diyorum ve balıklara geçiyorum. Balık burçları Merkür Retrosu döneminde ikili ilişkilerin etkileniyor. Lütfen dikkatli ol sevgili balık burcu. Evliliğinde, aşk hayatında problemler gün yüzünde ama nasıl çözeceğini kimse bilmiyor gibi. İşin içinden çıkamadığın ne varsa şimdi bir arkana yaslanman gerekiyor. Bazen görmezden geldiklerini de görmek çok iyidir. Yani hayat sana belki de bir şeyleri görmen için artık böyle önüne sunuyor olabilir. İlişkiler anlamında. Bu dönem açık düşmanlıklara da uğrayabilir. Açık açık eleştiriler içerisinde kendini de zorlanırken bulabilirsin. Böyle bir süreç oluşursa sakin kalmak oldukça önemli. Evin kiradaysa kiracın bu dönem aylık kirasını geç yatırmak isteyebilir. Merkür Retrosu döneminde iş anlaşmaları gündeminde olabilir ama iş anlaşmalarının altyapılarını planlamak iyi olsa da imza atmak için 17 Eylül ve 17 Eylül'den sonra, hatta böyle 20 Eylül'den sonraki dönemde imza atmak önemli olabilir. Yani eğer ki bir iş anlaşması içerisindeysen altyapılarını planla ama imza kısmını Eylül'ün 20'siyle birlikte gündemine taşıman önemli diyelim. Sağlık açısından da böbrek ve yumurtalık hastalıklarına lütfen dikkatli ol diyorum balık burçları için. Evet, 12 burcumu da yükselen burçlara göre Merkür retrosunda, Merkür Başak burcunda retro yaparken 17 Eylül tarihine kadar neler beklediğini anlattım. Dilerim Merkür retrosu döneminde biraz daha aklı başında, biraz daha gerçekleri görerek, biraz daha altyapıları planlayarak, Merkür retrosunda gerçeklerin haricinde yaşadığınız olumsuzlukları fark edip olumlu sürece nasıl ilerletebileceğinizi de planlayarak ilerlemeniz oldukça önemli. Biraz analitik, biraz disiplinli, biraz böyle arka planında neler var olayların diye fazlasıyla düşünüp taşınacağız ve pek çok konuyla karşılaşacağız. Bakalım neler yaşayacaksınız. Mutlaka beni de haberdar edin diyorum sevgili dostlarım. Evet, 12 burcu bitirdim. Kanalıma abone olmayı
videomu beğenmeyi ve bu böyle videoların devam etmesini istiyorsanız başkalarına da tavsiye etmeyi mutlaka unutmayın sevgili dostlarım. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki gökyüzü olayımızda tekrardan buluşmak, kavuşmak dileğiyle sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Podcast dinle.